Adım Devrim Pektaş, tasarımcıyım. 1974 doğumluyum. Özel bir şirketin tasarım departmanının yöneticisiyim. Motosiklete çok uzun zamandır merakım vardı. 2008 yılında bir motosiklet aldım, Transalp. İlk motorumu, sonrasında hemen eğitim almaya başladım. Uzun bir süre eğitim aldıktan sonra yaklaşık bir 30 bin kilometre falan yaptım o motorla. Sonra değiştirdim motorumu. 1200 GS aldım sonrasında. Onunla da bir 70 bin kilometre kadar yaptım. Sonrasında 1200 GS Adventure. O motoru da çaldırdıktan sonra şimdi sulu Adventure'la devam ediyorum. Tabii istemediler başta. Ben motosikleti aldıktan sonra söyledim onlara. Yani babam hatta motosiklete 15 bin lira para mı verilir falan gibi böyle tepki gösterdi. Sonrasında alıştılar. Çünkü merakımı biliyorlardı yani uzun zamandır. Çok zorlandım. Kanter içinde kalıyordum her binişimde. Trafik işte Carrefour'un otoparkında falan sabah saatlerinde alıştırmalar falan yapıyordum. Uzun bir süre herhalde ben bu işi yapamayacağım diye düşündüm. Ama çok keyifliydi uzun yola çıktıktan sonra tabii. En keyif aldığım sanıyorum son motosikletim. 1200 GS Adventure 2014 model. Çok konforlu ve her yola girdim o motosikletle. Rahat bir şekilde yani. Yani her amaçla kullanıyorum. Her gün işe gelip gidiyorum motosikletle. Genellikle bütün zamanım motosiklet üzerinde geçiyor iş dışında. Onun dışında eğitimlerde görev alıyorum. Ve sürekli tatillerim motosikletle. Yani hayatımın bir parçası. Balkanları gezdim. Dubrovnik'e kadar gittim. Ondan sonra Romanya, Transbagarasan tarafına gittim. Yunanistan'ı bol bol geziyorum. Yunanistan'la ilgili bir planım var. Onu uygulamaya çalışıyorum. Genellikle Yunanistan'a gidiyorum son zamanlarda. Şöyle Yunanistan'ın anakarasını 5 parçaya böldüm. Geçen sene Kuzey Yunanistan'ı motosikletle girilebilecek aşağı yukarı her yola girerek tamamladım. Bu sene de kuzey batısını, işte Igoumenitsa, Yanya taraflarını gezdim. Çok komplike bir rotam var her yola girmeye çalıştığım için. Yolları seçerken de genellikle virajlı, dağlık, manzarası olabilecek göl kenarı vesaire yolları tercih ediyorum. Haritadan bakarak. Eğer düzlükse, çok uzun süre düz yol gözüküyorsa o yolu tercih etmiyorum. En çok beğendiğim yer Kuzey Yunanistan'daki dağlardı. Hangi dağ derseniz. Ziro Livado diye bir dağ var. Oranın çok zorlu bir geçişi oldu benim için. Herhalde o yüzden çok sevdim orayı. Bayağı adrenalin yüklü bir geçişti. Aslına bakarsan Yunanistan'ı bitirmek istiyorum. 3 parça daha kaldı. Bunların rotalarını çalışıyorum şu anda. Öncelikle Yunanistan'ı bitirip sonra Bulgaristan olabilir. Yani bu çevrede yine Balkanlar olur diye tahmin ediyorum. Ama en çok gitmek istediğim yer tabii ki birçok motorcunun olduğu gibi Moğolistan. Çok uzun bir zaman gerektiği için şu an onu gerçekleştiremiyorum. Yine ilk motoru aldığım zamanlarda Transalp'le Yuvacık tarafına gittim. Eskişehir'e gitmek için yola çıkmıştım. Yuvacık'ta bir kahvaltı ederim diye düşündüm. Sonra tırmanmaya başladım ve asfalt bitti, toprağa girdi yol. Daha önceki günde yağmur yağdığı için toprak bayağı bozulmuş ve akmıştı. Oradaki köylülere sordum, bu yol İznik'e iner mi, İznik üzerinden giderim, bağlanır mı diye. Onlar da bağlanır dediler ve İşte ilerideki yalaktan sağa dön falan gibi bir tarif verdiler. Orada tabii yol devamlı çatallandığı için bir süre sonra bana labirent gibi gelmeye başladı ve orada kayboldum. Tek başıma yaklaşık bir 5 saat falan dönüp dolaşıp aynı yere döndüğüm birkaç kere oldu. Benim için çok ürkütücü ve aynı zamanda heyecanlıydı.
Yol da çok zordu ama bitirdikten sonra çok keyif alıyorsunuz tabii. Son rotalarımda tek başıma çıkıyorum çünkü o rotaya gelecek çok fazla gönüllü arkadaş bulamıyorum. Biraz karmaşık bir rota olduğu için. O yüzden tek sürmeyi tercih ediyorum. Sanıyorum KTM 1290'ı böyle uzun yolda bir 10 gün denemek isterdim. Onun dışında çok böyle motor deneyim gibi bir sevdam yok açıkçası. Ne 11.com budur.